Yılmaz abi. Manca, manca, manca. Pufar mı yazık ettiniz ben çiğiz ha? Ama uzak kaldık yemiş. Tanerden kaldı bak. Ya bırak uzak kalmayı ya. Ama bilader bak sen tanerden kaldı ya. Neyse bakalım. Ama güzel yer burada. Vurmanın muhabbeti olmaz. Vurulmayanın çok muhabbeti olurmuş. Vurulmayan çok muhabbeti olur da. Bu da büyük bir başarı. Tebrik ederim çiğiz de. Teşekkür ederim. Valla... Allah Allah. Ya oh. Sana diyeceğim. Oh. Daha oradan biliyor musun? Allah daha kalbim bir yerinden kaldı. Fırlayacak. He? Parsa önde, bale arkada. Evet. Yalnız Ali abi. Asıl keyif bu işte. Tabii. Aynen. Ya vurup vurmamaz zaten. Tamam. Oh. Bizim için önemli değil. Bunun zaten muhabbetini bayağı et. Evet. Selamun aleyküm. Arkadaşlar kolay gelsin. Aleyküm selam. Maşallah maşallah. Ne yapıyorsunuz siz böyle ya? He? İsmail Ünlü Çakır bir yandan, Halil Sencer bir yandan. Niye saçta kavuracağız? Saç kavurma çok güzel. Saç kavurma çok güzel. Benim de saç kavurma. İsmail'imin geçenki kimliği saç kavurması da adı damağında kalmıştı. Evet. Evet evet ustam gerçekten ya. Çok güzel olmuş. Ustam sağ olsun. Zımbalamasın. Zımbalamasın var ya bir. Bir kep verelim de. Biraz zımbalamasın. İşte. Evet. Oh maşallah. Kekler de bu arada beslemiş ha maşallah değil mi? Güzel. Maşallah. Ben yağlı. Hı. İşçilik de on numara. Elimizden geldiği kadar abi. Keklerimiz. Kanalıya bak. Evet, görüşlerinizi alalım Halil Sencer kardeşim. Allah. Nasıl geçti avımız, nasıl geçti? Görüş yok, av çok kötü. Yavrum, av bahane, muhabbet şahane. Muhabbet şahane, yaşa. Evet, kimliğin saç kavurması, daha da şahane. Evet. Biraz zor oluyor ama. Gülü seven dikenine katlanırmış. Bazı yok mu? Evet. Sayın Ustam'ın elinden kekli kavurması. Bugün aramış, yedim dikeni. Oh maşallah. Biliyor musun? Kolay gelsin Ali abi. Var İsmail. Bu da keklikler çok renk geliyor ya. Keklik kavurması geçen çok güzel oldu, elime sağlık. Tekrardan İnşallah bu kadar aynı evet. İnşallah abi. Siz aynı evin içinde. İnşallah. Yok. Evin içinde. Artık kekliğe yani sadece kavurmasını yiyeceğim desem yeridir abi. Sefer bunda belli olacak işte. Acaba benden mi içine atılan malzeme? Yok abi yok. Elde de var meziyet Halil abi. Oradan zeytinyağı bence bir geliyor ama. Evet. Güzel güzel. Eline sağlık abi. Thank you.
Benden mi? Çok güzel kokular geliyor. Kedi kavurması. Geçen haftaki kadar güzel kokuyormuşsun herhalde. Evet abi. İnşallah tadı damağımızda kaldı ama avcılığın en önemli kısımlarından birisi. Mızar, ilk önce salçayı bir kavursaydın. Salçayı biraz daha koyacağım. Salçayı diğer saç, ufak saç da kavurabilirsin ama. Ya da salçayı o kavur. Şimdi soğanla yapacağız. Yer değiştirebilir. Şimdi bak soğanla biraz ölçün. Salçayı koyacağım. Salçayı koyacağım. Salçayı koyacağım. Salçayı koyacağım. Salçayı koyacağım. Halusta. Tekrardan elini sağlık. İnşallah yemekte tekrardan görüşürüz. Eline sağlık güzel kardeşim. Afiyet olsun abi. Maşallah doktorun için yine maşallah. İnşallah geçen haftaki gibi olmuştur. İnşallah. Allah kokusundan çok beğendim. Murat başlamadan önce senden 2020-2021 yılı av sezonu hakkındaki duygu ve düşünceleri alalım. Tabii hay hay hemen. Görüşlerinizi alalım birer birer. Bu arada saçımız da soruya basın biraz size. Tabii. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sofraya oturduk ayrısından. 2020-2021 yılı Doğu Anadolu kitli kavalarımız ayrısından güzel geçmişti. Şimdi tabii ne kadar da cumartesi pazar ava çıkamasak dahi hafta arası mesela bir gün de olsa bu senelik yeterli yani. Av popülasyonunda biraz düşme var. Yani diğer bayağı bir diğer yıllara göre bayağı bir düşme var. Yani ne kadar avcıyla bitmez desek de avcının baskısı evet. Çok. Tabii. Yani geçtiğimiz yıllarda daha çok kuş buluyorduk şimdi buralarda. Olsun bulduğumuz kadar mesela yetinme ama tabii biraz da dikkat edeceğiz yani. Tabii gene kendimiz vuracağız yani. Seneye gene biz arayacağız burada. Onun için her sene kollayarak avlanmamız lazım. Tabii. Sürdürülebilir avcılığı yürütmemiz lazım yani. Bu arada bu adet edindik biz bu saçta kavurmayı. Eline sağlık. Çok güzel olmuş gene. İnşallah. Yani evet. Eline sağlık. Tadına bakacağız. İnşallah aynı lezzeti yakalayabilmişizdir. Bu arada Ayhan Hanım'a da sonsuz saygılar, sevgiler, teşekkürler ediyoruz. Bize yardımcı olduğu için. Amcaoğlu'na da çok teşekkür ederiz. Bize memnun ettiler. Misafirimiz oldular bu gece. Orada kendilerine çok teşekkür ediyoruz buradan. Buradan tüm av camiasına yani sonsuz saygılar, sevgiler, selamlarımı sunar. Yani kazasız belasız bir av yılı diler. Amin inşallah. İnşallah cümlemize hayırlısından kazasız belasız bir avlar dilerim yani. Herkese selamlar, teşekkürler. Sizin de elinize sağlık. Mete kardeşim, senin de duygulan düşüncelerini alalım. Yine 2020-2021 keklik avı sezonunda buradayız. Geçen sene de bundan bir ay önce buradaydık. Arkadaşlarımın dediği gibi keklik popülasyonunda, tavşan popülasyonunda azalma var. Bu gözle görülür bir şekilde anlaşılmakta. Ve kuşun bu sene gerçekten çok sabırsız. Avcıyı evet. Da sokmuyor. Sokmuyor kuş. Tahmin ediyoruz ki mevsim normalleri düzgün bir şekilde geçmediği için, yağışların az olduğu için ot seviyesinde de düşme, azalma veya ot olmamasından dolayı da kuş açık biraz sabırsız. Yani. Arazi çok açık. Keşke 4-5 sene önceki avlar olsa ama yine de az olsa İç Anadolu bölgesinden iki gömlek daha fazla bizi eğlendiriyor. En azından ortamımız, arkadaşlarımız çok güzel. Paylaştığımız duygular çok güzel. Evet. Köpeklerimizle güzel kareler yakalıyoruz. Mutluyuz buralarda av yapmaktan. Tabii. İnşallah Allah sağlık verdiği sürece bu meralarda, bu coğrafyada avlanmak dileğiyle. İnşallah. Ve bölgede aynı zamanda çok kurt ve ayı mevcut. Çok sıkıntılar olmakta. Bunlara dikkat ederek avlanmamız gerekiyor. Duyuyoruz avcıların köpeklerinin veya insanlara ayının saldırısı, köpeklere kurtun saldırısı falan oluyor. İnsanların av hayvanlarının dışında en korktuğumuz köpeklerini de kollaması gerekiyor. Şu açıkçası çok riskli bir doğa ve mera. Burada da dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimizin köpeği
kendimize göre çok kıymetli ve değerli av aracımız bizim. Köpekten de ziyade senin dediğine son derece katılıyorum. İnsan daha önemli. Bir ay önce buradaydım. Allah'tan köpekler elimdeydi. Kamerayı çekiyordum. 100 metre solumdan ayı geçti. Yani çarpılma ihtimali yüksekti. Allah'tan ki... çöküktüm. Köpekler de elimdeydi. Fark etmedi beni %90. 100 metre sol tarafımda gördüm ayı. Gördüm ben. Evet, ben şoka girdim. Ne yapacağımı şaşırdım. Yani Allah sonra bu hayvanla... kamerayı açmak aklıma geldi. Görüntüyü de aldım. Nasip olursa değerli arkadaşlarla zaman geldiğinde paylaşacağız. Allah bu ayı gibi hayvanla direkt karşı karşıya getirmesin. Gördüğümüzde direkt kaçmamamız gerekiyor. Onu ürkütücü, onu sinirlendirecek hareketler yapmamamız gerekiyor. Ve bunu görsek, karşı karşıya gelsek de kanunlarımız öyle ki vurmak da yasak. Allah bizle bunu karşı karşıya getirmesin. Onu sinirlendirmeyecek şekilde altımızdan, yanımızdan, sağımızdan, solumuzdan geçsin. Problemsiz bir şekilde av yaşayalım. Evet. Bir de dediğin gibi şu konuya da katılıyorum. Son zamanlarda özellikle bu yıl küresel bir mevsim değişikliği oldu. Bir ay önce buradayken biz 25-30 derece sıcaklık vardı. Kısa kollularla keklik avı yaptık. Yani bizim burada 25-30 dereceki hava sıcaklığı Ege bölgesinde eksilere doğru iniyordu. Yani 5 derece sıfıra, sıfırın altına iniyordu. Burası 20-25 derece, 30 derece. Havası, ya acayip bir mevsimsel, küresel... Doğu Anadolu için her şey tersine döndü sanki. Ya, evet. Aynen, o da büyük bir sıkıntı. Çok büyük bir etken. Hayvanları da şaşırtıyor, doğalarını bozuyor. Farklı tavırlar sergiliyorlar. Farklı ortamlar değiştiriyorlar, bulunuyorlar. Bu da bizlerle biraz iç içe kılıyor onları. Dikkat etmemiz gerekiyor, evet. Evet, İsmail kardeşim, senin ne duyuluyor, düşünüyorum? 2020-2021 av sezonundan yine herkese rastgele. Doğu Anadolu keklik avındayız. Yani her ne kadar Yılmaz abimin de dediği gibi bir gün ava çıkabilsek de haftanın bir günü güzel geçiyor. Mutluyuz, yani huzurluyuz. Dağda gezmek bile, yani köpeklerimizi gezdirmek bile bize yetiyor. Bazen böyle ayı, kurt gibi tehlikeler olsa da yine de avımızı gerçekleştiriyoruz, yapıyoruz. Bu bir hastalık, bu bir yaşam tarzı avcılık. Yani bizim için tedavisi olmayan bir hastalık. Evet, yani ağzımdan aldım. Atasporumuz. Evet, her ne olursa olsun yani kurallar çerçevesinde avlarımızı gerçekleştiriyoruz. Herkes... Aynı zamanda da bana göre avcılık savaşın bir okuludur. Aynen. Kesinlikle yani, şüphesiz. Metehan sözüdür bu, avcılık savaşın okuludur diye. Evet. Yani bugüne kadar ki bütün padişahlarımızın çoğu da avcıymış, bir şey yanlış bilmiyorsam. Kesinlikle. Evet, avcılık güzeldir, avcılık iyidir. Herkese yine 2020-2021 sezonunda rastgele, herkese hayırlı akşamlar. Tüm avcı dostlara. Buradan bir saniye abicim. Mete kardeşimizin Kuşadası'nda değerli büyükleri vardı. Bizim de büyüklerimiz. Buradan onlara çok selamlarımızı, özellikle saygılarımızı... Gürol Turhan ve Mustafa Karpuzcu abimize selamlarımızı iletiyoruz. Sevgiler. Onur abim de... Onur Şaşmaz, onun kardeşlerine saygılar, sevgiler. Onunla da beraber olamadık. Ufak bir kaza geçirdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda, sezonlarda birlikte yine güzel günler geçireceğiz. Ona da selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Selamlar Onur abi. Herkese rastgele, dostlarım, arkadaşıma saygılar, kazasız belasız ağlar dileriz. Herkese hayırlı akşamlar. Buyurun, afiyet olsun.
Geç kaldın abi ya. Geliyor, geliyor. Aferin be sana. Çok geç attın abi ya. Aralarına girmişiz valla. Aralarına sokmuş dayka bizi. Aferin dayka. Bravo. Kaç tane kalktı orada? Dedim ya soldan çevir sana. Şimdi dayka o kadar yakına durmaz yani. İyi bakalım yürü hadi. Bekle. Çarpıldı. Arkasından şey geldi. Gümüş. Güzel bir fermaydı. Güzel bir atıştı. Tebrikler abi. Tam kafasından vurmuşuz. Rastgele. Biraz abim de attı ama. Ben kayanın arkasına geldi, ben atamadım. Atamadın mı? Evet. Yo, bir el attım da kayanın arkasına geldi diyeyim. Herkes daha rastgele. Büyük bir alay tahmin ettim ben bunu ama. Sen çok yanaştın, alayın içine girdin ondan. Ben hadi al.